Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın benim Türkiye'min geleceği parlak insanları, güzel insanlarım benim. Bugün size biraz korkudan söz etmek istiyorum. Korku, korkutma, korkutarak yaşatma. Ama bence en önemlisi bütün bunların arasında korkuyu yenmek. Anlatacağım. Canlarım benim, Voltaire korku suçu, suç cezayı doğurur demişti. Nietzsche ise korkarak yaşıyorsanız hayatı sadece dışarıdan seyrediyorsunuz. O kadar. Diyerek korku ile yaşamanın berbat bir şey olduğunu çok güzel anlatmıştı. Evet, korku ile yaşamak. Biz Türklerin nedense en çok sevdiği şey. Ya da korktan korkmak. Güzellerim benim, canlarım benim. Korkusuz insan olur mu? Olmaz. Korkusuz insan yok. Olamaz, mümkün değil. Korku da diğer duygular gibi bir duygu. Sevgi gibi, aşk gibi, nefret gibi, ürkmek gibi, endişelenmek gibi, tasalanmak gibi, kaygılanmak gibi. Bir duygu bu da. Bu tür duyguları yok edemezsiniz. Ne kendinizden ne başkalarından. Ne yaparsınız? Yenebilirsiniz. Bir sporcu olsanız rakibinizi görmezden gelebilir misiniz? Hayır, gelmezsiniz. Peki rakibinizi yok etmek mi istersiniz? Rakibinizi yenmek mi istersiniz? Doğru olanı rakibinizi yenmektir. Ama siyaset hayatında ve hatta bazı spor dallarında yarışmacılar rakiplerini yenmektense yok etmeyi tercih ediyorlar. Pusu kuruyorlar, tuzak kuruyorlar. Kumpas hazırlıyorlar, rakiplerini yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü rakiplerini yenemeyeceklerinden korkuyorlar. Evet canlarım, dediğim gibi biz Türkler yüzyıllardır korku ile yönetilmeye alışmış bir milletiz. Bakın seçimlerden önce siyasi partilerin bir bölümü, Cumhur İttifakı hep korkuyu kullandı. Hep korkuyu kullandı. 15 Haziran seçimlerini kaybettiler. 1 Kasım seçimlerine giderken korkuyu kullandılar. Korku neydi? Terördü. Yüzlerce insanımız öldürüldü. Şehit edildi. Yüzlerce gencimiz, askerimiz, Mehmetçiğimiz ve yüzlerce sivilimiz şehit edildi. Hepimizin, bütün dünyanın gözleri önünde. Korktu halkımız. Haziran seçimlerinde %10 eksik verdiği partiye gitti bu defa. %10 fazla oy verdi. Ay aman, aman terör belası yeniden hortladı. Kim bilir, belki de hortlatılmıştı. 2018 Haziran seçimlerini hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini. Beka meselesi, beka meselesi, beka meselesi aşağı, beka meselesi yukarı. Neydi beka meselesi? Halkı korkutmak üzerine bina edilmişti. Halka diyordu ki korkun. Biz ülkeyi yönetmezsek korkun, çok korkun. Türkiye'nin sonu gelir diyordu ve o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunda Genelkurmay Başkanlığı yapan zat sesini dahi çıkarmıyordu. Korkmayın, yenin korkularınızı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu her türlü belanın hakkından gelmeyi bilir diyemedi be arkadaş. Demedi, diyemedi. Neden? Korktu çünkü. Kimden korktu? Muktedirlerden korktu. 31 Mart seçimlerine giderken, yerel seçim olduğu halde, ne dediler Cumhur İttifakı'nın iki ortağı? Beka meselesi dediler. Bu bir beka meselesi. Bu seçimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Savunma Bakanı olan geçmişin Genelkurmay Başkanı, korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu aslan gibidir, güçlüdür demedi, diyemedi. Beka meselesi yok diyemedi yani. Yani toplumun korkuyla yönetilmesine imkan, izin verdi. Hatta bir de destek attı. Canlarım, peki korkusuz insan olur mu? Hayır. Sadece cahillerin ve geri zekalıların, aptalların korkusuz olduğu bilinir. Normal insan korkan insandır. Ama normalin üzerine çıkabilmek için bir insanın
aslında bana bakarsanız normalleşebilmesi için bir insanın korkularını yenmesi, korkularından arınması şarttır. Yani korkularını yenerek korkulardan arınmak, korkmaktan korkmaktan daha iyidir. Korkudan korkmaktan çok daha iyi, çok daha erdemlidir. Korkuları yok edemezsiniz ama korkularınızı yenebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler halkın korkularını yenmesini değil, korkmasını önerdiler. Halkı sürekli korkuttular. Halen korkutmaya devam ediyorlar. Halkı korkutarak kendilerine bağlamak istiyorlar. Bakınız, yıllardır süren terörün en büyük sebep gerekçelerinden biri, bana göre amaçlarından biri, siyasetçilerin terörsüz bir şekilde ülkeyi yönetemeyeceklerinden korkuşları. Neden? Terör biterse kimi neyle korkutacaklar? Beka meselesi diyemeyecekler. O zaman ne yapıyorlar? Terörle bütün toplumu korkutarak bu terörle sadece biz başa çıkarız diyorlar. Yıllar önce de oldu bunlar. Hep oldu, hep oluyor. Ne yazık ki hep olacak gibi. İnşallah olmaz diyorum. İstiklal Marşımızın korkma diye başlaması büyük şairin Türk toplumunu, Türk Müslüman toplumunu ne kadar iyi tanıdığının çok önemli örneklerinden biridir. Evet, büyük şair korkma diyor. Peki korkma derken korkusuz ol mu diyor? Hayır. Korkma derken korkunu yen diyor. Yani insanlara korkma demek korku duygularını sil, at, sök falan demek değil. Aksine insanları zaman zaman korkuları doğru yola da götürürler. Evet, bir şeyden korkmak kötü değildir aslında. Tekrarlıyorum, korkusuzluk, aptalcasına cesaret dediğimiz o korkusuzluk sadece aptallarda, cahillerde bulunur. Ama bazen görürsünüz tehlikeyi, tehlike geliyor, korkusuzca üzerine gitmek gerizekalılıktır. Ama korkunuzu yenerek gelen tehlikeyle başa çıkmayı başarabilirseniz işte o zaman mükemmel bir insan olmuş olursunuz. Yani o nedenle unutmayalım ki Mehmet Akif Ersoy korkma derken korkusuz olun demek istemiyordu. Korkularınızı yenin diyordu. Mustafa Kemal onun için çok sevdi o şiiri. Korkma diye başlayan şiiri onun için çok sevdi ve İstiklal Marşımız yaptı ve doğru yaptı. Canlarım benim. Yine bakın, siyaset hayatına bakın. Diğer başbakanlar, cumhurbaşkanları öyle miydi hatırlamıyorum. İnanın, samimiyetle söylüyorum, hatırlamıyorum. Ama arşive girip baktığım zaman mesela bir Süleyman Demirel'in, bir Turgut Özal'ın, bir Ahmet Necdet Sezer'in, Bülent Ecevit'in falan, acaba Allah'tan kork şeklinde bir cümlesi var mı? Ben Google'da bulamadım. Bilenler varsa ve bana bildirirlerse şu falanca başbakan, falanca cumhurbaşkanı da söylemiş diye, çok sevinirim. Evet, çok sevinirim ve buradan söylerim onu. Ama 17 yıldır AKP Genel Başkanı'nın ağzından en çok duyduğumuz iki kelimelik en kısa cümlelerden biri, "Ey falanca, Allah'tan kork be! Allah'tan kork." Ve eğer günahkar olmak istemiyorsan Allah'tan kork. De eğer masum kalmak istiyorsan Allah'tan kork. Ve beni eleştirmemek için Allah'tan kork. İyi ama neden? Hey falanca, Allah'ı sev ve beni eleştirirken Allah sevgisini unutma demiyor. Hiç düşündünüz mü bunu? Neden hep Allah'tan kork diyor? Çünkü o da biliyor ki zavallılar için, cahiller için, aptallar için en kolay şey korkmak, en zor olan ise sevmek. Sevmek kolay mı ya? Ama korkmak çok kolay. Onu bildiği için AKP Genel Başkanı kendisini tenkit edenlere de, kendi rakiplerine de ve kendi seçmenlerine de ve hatta bütün halkımıza da
Allah'tan kork diyerek başlıyor pek çok konuşmasını. Allah'ı sev, Allah'tan korkma, Allah'a saygı duy, ona inan, onu sev diye başlayabilse belki kendisi de değişecek. Ama demiyor, diyemiyor. Ekrem İmamoğlu neden bu kadar yıldızlaştı farkında mısınız? Söylüyorum size. Çünkü İmamoğlu korkudan söz etmiyor. İnsanların korkularını kaşımıyor. İnsanların korkularını tahrik etmiyor. Onun insanların sevgilerini, barışa olan özlemlerini, dostluk duygularını kaşıyor. Onlara hitap ediyor. Sevin diyor ya, dost olun diyor. Kavga etmeyin, düşmanlaşmayın birbirinizde. Bunlar güzel, zor ama güzel duygular demek istiyor. Canlarım benim. Korkuyu sevdiğiniz andan itibaren başarı merdivenlerini hızla çıkacaksınız. Lütfen bunu bir deneyin. Çünkü korkuyu yendiğiniz andan itibaren endişenizi, kuşkularınızı, kaygılarınızı da yenmiş olacaksınız. Ve haliyle stresinizi de yenmiş olacaksınız. Çünkü insanı strese, suça ve haliyle cezaya götüren en önemli duygulardan birisi korku ile yaşamaktır. Korku ile lütfen yaşamayın. Ama korkusuz da olmayın. Gerektiğinde korkunuzu kullanın ama en önemli yerlerde de korkunuzu yenmeyi lütfen başarın. Canlarım benim. Ve lütfen sakın ola Allah'tan korkmayın. O kadar sizi yaratmış, size akıl vermiş, fikir vermiş ve her türlü nimeti vermiş bir yaratıcıdan korkmak niye? Siz annenizden babanızdan korkar mısınız? Ben annemden babamdan hiç korkmadım. Ama anneciğimi babacığımı hep sevdim. Hep seviyorum. Babacığımı kabrindeyken de seviyorum. Anneciğimi ise canımdan çok seviyorum. Canlarım benim, güzellerim benim. Sakın ola korkmayın ha. Lütfen korkmayın. Yani bunu nasıl başaracaktınız? Korkunuzu yenerek başaracaktınız. Öğlen saat 12'de görüşmek üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.